Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle trafik adabı konularını işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle trafik adabı nedir? Ona bakalım. Trafik adabının tanımı sınavınızda soru olarak geliyor. Ehliyet sınavına girenler için normal, bütün trafikteki sürücülerin bilmesi gereken bir tanımdır. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabırın tamamı arkadaşlar trafik adabıdır. Trafik adabı aynı zamanda denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak trafik adabıdır. Normal trafikte araç kullanıyorsunuz. Ceza için değil arkadaşlar, bakın ceza için değil, kendi emniyetiniz için emniyet kemerini takmak da bir trafik adabına girer. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenmek yine bir trafik adabıdır. Yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış, empati gerektiren davranışları alışkanlık haline getirmek yine trafik adabına girer arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kırmızı ışık, biliyorsunuz dur, yeşil geç, sarı ışık trafikte yolun kapanacağını ve açılacağını bildiriyor. Bunlara uymak da yine aynı zamanda bir trafik adabıdır arkadaşlar. Evet. Denetim ve ceza korkusu olmadan araç kullanırken yapacağı bir ihlalin sonucunun sadece maddi ceza olduğunu düşünmemelidir arkadaşlar. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendi canını ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının da farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için arkadaşlar yapılması gereken ise trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenmektir. Bu nedenle bir sürücü adayı her bilgiyi özümsemeli, her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerini mutlaka öğrenmelidir. Arkadaşlar, trafikte temel değerler var. Çok çok önemli. Sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, nezaket, saygı, feragat, fedakarlık, sabır. Trafik kültüründe birbirini uyarma trafikte temel değerler arasındadır. Sorumluluk nedir? Sorumluluk kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelir. İnsanlık sorumluluk duygusuyla başlar arkadaşlar. Sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Sorumluluk duygusuna sahip bir sürücü sadece araç kullanmayı değil, aynı zamanda kendine hakim olmayı da öğrenmelidir. Topluma karşı sorumluluğu da üstlenmelidir arkadaşlar. Sorumluluk trafik içinde davranışlarının sorumluluğunu hem kendine hem de diğer yol kullanıcılarına karşı üstlenebilmelidir. Her şeyde kendini üstün görmemelidir, haklı görmemelidir. Çünkü sürücü belgesi sahibi olmak demek topluma bir söz vermek demektir. Evet. Ben sorumluluk sahibi bir neyim? Sürücüyüm. Kime karşı taşıdığım yolcuları hedefe ulaştırmak, kazaya karışmadan hedefe ulaşmaktır. Bakın Frank Crane ne demiş bakın. Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir. Ama bizi hem erkek hem de kadın olarak en fazla geliştiren de budur. Sorumluluk sahibi olmak çok çok önemlidir. Örnek bakın, bir sürücü sürekli şerit değiştirerek, slalom yaparak araç kullanırsa, çevresindeki sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir. Evet,
İşte bakın burada sorumluluğu ne yapmış oluyor? Riske atmış oluyor. Yani bunun sonucunda sürücünün kendi hatalı davranışını yüzünden başka sürücülerin kaza yapma riskini ne yapar? Artırır arkadaşlar. Disiplinsizliğin bahanesi olmaz arkadaşlar. Disiplinli olacağız. Bahaneler sorumluluk almamızı engellemesin. Evet, bakın ailesiyle ikinci örnek. Bir ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış oluyor. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atma sorumluluğunu ne yapmış oluyor? İhlal etmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Yardımlaşma nedir? Yardımlaşma karşılıklı yardımda bulunma anlamına gelmektedir. Yardımlaşmanın olduğu ortamlar stresten uzak, insanların daha sakin, huzurlu olduğu ortamlardır. Yardımlaşma ile sorunlar kısa sürede ve yapıcı bir şekilde çözülür. Karşıdan karşıya geçen bir yaşlıya elinden tutup koluna girip karşıya geçirmek çok çok önemli bir toplum görevimizdir. Veya yolda kalan bir aracıya yardım etmek nedir? Yardımlaşmada toplumsal bir görevimizdir arkadaşlar. Trafikte yardımlaşma neden önemlidir arkadaşlar? Trafik ortamı bütün yol kullanıcılarının birlikte hareket ettiği, birbirinin olumlu ya da olumsuz davranışlarından etkilendiği bir ortamdır. Özellikle arkadaşlar trafikte dezavantajlı gruplar olan çocukların, yaşlıların, engellilerin yardımına daha fazla ihtiyaçları vardır. Onun için toplumda mutlaka çocuklara ve yaşlılara, engellilere mutlaka yardım etmek zorundayız. Trafikte yardımlaşma biliyorsunuz ki hayatımızın en önemli her döneminde insanlara yardımcı olmak bir insanlık değeri olduğu gibi trafikte bu değerin daha da ön plana çıkarılması gerekir. Hareket noktamız arkadaşlar, iyilik eden iyilik bulur. Bir gün siz de zor durumda kalabilirsiniz. Siz yardım ederseniz başkaları da size yardım eder. Evet. Örnek arkadaşlar, yardımlaşmaya aracı arıza yaptığı için yolda kalmış bir kişiye, yardım talebinde bulunan bir sürücüye, yoldan geçen bir sürücünün durup yardım etmesi, yardım talebinde bulunması onu o sorundan kurtaracak, hem de aracın bir an önce durduğu yerden trafiğe katılmasını sağlayacak, trafiğin aksamasını önleyecektir. Hoşgörü var bakın. Hoşgörü nedir? Hoşgörü sabırlı davranmaktır. Başarılı iletişim kurmak, kural ihlalinden kaçınmak hoşgörüdür. Arkadaşlar, trafikte hoşgörülü ol ki sana da öyle davranılsın. Hoşgörülü olma özelliği yoksa sürücü sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli, başarılı iletişim kuramayan, kural ihlali yapan bir kişi olacaktır. Trafikte hoşgörüyü elden bırakmamalıyız arkadaşlar. Evet, temel değerlerden diğeri nedir? Tahammül. Tahammül, insanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme ya da katlanabilme gücü olarak tanımlanmıştır. Kendi görüşünüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla taraf tutmadan katlanabilme özelliğidir tahammül. Bir sürücü trafik ortamında farklı özelliklere sahip sürücüler, yolcular ve yayalarla birlikte araç kullanmak zorundadır. Trafik içinde istenmeyen durumlara öfkelenmek, öfkeyi belli etmek yerine tahammül edebilmek çok daha huzurlu bir trafik ortamı meydana getirecektir. Örnek bakın, park etme konusunda acemi olan yeni bir sürücü yolda iki aracın arasına park etmeye çalışırken arkasındaki araç sürücüsü bu duruma tahammül göstermeyip sürekli kornaya basarsa park etmeye çalışan sürücü paniğe kapılacak ve park etme süresi
azalmayacak, daha da artacaktır. Oysa fazladan gösterilecek 30 saniyelik bir tahammül daha huzurlu bir trafik ortamı oluşturacak ve acemi sürücünün daha kısa sürede manevrasını tamamlamasına yardımcı olacaktır. Evet, trafikte temel değerlerden diğer nezaket ve saygı. Biliyorsunuz ki nezaket nedir? Başkalarına karşı saygılı, incelikle davranma anlamına gelir. Saygı ise değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı. Dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu anlamına gelmektedir. Başarılı iletişimin en önemli kuralı arkadaşlar, karşınızdaki kişinin varlığına saygı göstermeniz gerekiyor. Kişi her şeyden önce kendisine saygı gösterecek, sonra karşısındakine ve topluma karşı saygılı olması gerekir arkadaşlar. Nezaket ve saygı değerleriyle ülke insanımızın içinde olan değerlerdir arkadaşlar. Örneğin bir kapıda karşılaşan iki kişi kapıdan geçmek için birbirlerine yol verirler. Başka bir deyişle diğer yol kullanıcılarına saygı göstermek çok önemlidir. Trafik kurallarına uymak daha kolay alışkanlığa, daha çabuk dönüşür bir hal alır. Trafik güvenliğinde sürekliliği sağlayan en önemli faktörlerin başında saygı gelmektedir arkadaşlar. Bakın bir örnek verelim. Çamurlu bir günde araç sürerken kaldırımda yayalara su sıçratmamaya özen göstermek de bir saygıdır, nezakettir. Bir yaya için bu durum çok olumsuzdur. Her sürücünün aynı zamanda bir yaya olduğu da unutulmamalıdır. Çamurlu, karlı havalarda araç kullanırken bir yaya görüldüğünde hız daha da azaltılmalıdır arkadaşlar. Evet. Tam tersi çoğaltılmamalıdır. Nedir? Ayağımızı gazdan çekeceğiz. Yavaşlayacağız. Evet. Feragat ve fedakarlık temel değerlerden diğerlere bakın. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararından vazgeçme hakkından kendi isteğiyle vazgeçme özveri anlamına gelmektedir. Trafik ortamında hak kendinizdeyken bile bu hakkınızı diğer sürücülere vermek size bir şey kaybettirmez. Daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır arkadaşlar. Tali yoldan ana yola çıkarken biliyorsunuz ki her zaman ana yoldaki sürücülerin ilk geçiş hakkı vardır. Ana yoldan kalabalık bir trafik içinde ilerleyen sürücü tali yoldan gelmekte olan sürücüye kendi geçiş hakkını verdiğinde sadece birkaç saniye zaman kaybedecek. Karşılığında ise tali yolda araçların birikmesini önlemiş olacaktır. Burada bir fedakarlık var tabii ki. Evet arkadaşlar. Evet her zaman ana yoldaki araçların ilk geçiş hakkı olduğunu da unutmayalım. Sonuçta hem ana yolda hem de tali yolda trafik tıkanır. Bu sonuçtan herkes zarar görebilir. Yani tali yoldaki araçların birikmesini de önleyelim. Tali yoldakilere de yol verelim. Evet, sabır. Sabır çok çok önemli arkadaşlar. Bakın sabır çok çok önemli. Biliyorsunuz ki sabır zorluğa karşı göğüs germek anlamına gelmektedir. Trafikte kırmızı ışıkta beklemek sabır gerektiren bir davranıştır. Trafik polisi yoksa kırmızı ışığı geçiniz. Kural hem trafik adabına aykırıdır hem de kaza yapma riski çok çok yüksektir arkadaşlar. Onun için asla ve asla geçmeyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer sürücü onu bekliyorsa onu sabırla beklemesi çok çok önemlidir.
Atasözündeki gibi bakın, öfkenin sonu felaket, sabrın sonu selamettir. Diğer bir deyişle yaşanan olumsuz durumu kabullenmek, çözümü yönünde çaba sarf etmek, uygulanan çözüm faaliyetlerinin sonucunu beklemektir. Olaylar yalnızca bizim kontrolümüzde değildir. Yaşam çoğunlukla bizim dışımızdaki unsurlar tarafından yönlendiriliyor. Evet, bunun için hayatımızda sabırlı olduğumuz zaman her zaman kazanacağız arkadaşlar. Bakın sabırla ilgili bir örnek verelim size. Sabırla ilgili bir örnek. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez, önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile beklemediğini görebiliriz. Çalınan bu korna öndeki sürücünün paniklemesine ve yola kontrolsüz çıkmasına sebep olabilir. Burada kazaya karışabiliriz. Onun için arkadaşlar sabırlı olacağız. Evet, örneğin ikinci sabırla ilgili ikinci bir örneğimiz. Trafik sıkışıklığı kentlerimizin en büyük sorunlarından biridir, biliyorsunuz. Böyle bir durumda sabırsız davranıp sürekli korna çalmak trafiği açamayacağı gibi hem kendinizi hem de öndeki sürücüleri gürültü kirliliğine maruz bırakmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Ve orada sürücülerin kaza yapma riskini artırabilirsiniz. Onun için kesinlikle buna asla taviz vermeyin. Kendinizde karışmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trafik kültüründe birbirini uyarma. Bakın, trafik kültüründe birbirini uyarma. Trafik kültüründe birbirini uyarmak arkadaşlar, birlikte yaşadığımız trafik ortamında bir kişinin yaptığı olumlu ya da olumsuz bir davranış hepimizi etkiler. O kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı o davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar, trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltacaktır. Bu uyarı nezaket ve saygı çerçevesinde yapılmalıdır. Evet arkadaşlar, bakın trafikte temel değerlerden, trafik kültüründe birbirini uyarmayla ilgili bir örnek verelim. Bakın, ters yönden bir sürücüyü, bu sokak tek yönlü, herhalde siz tek yön levhasını görmediniz, lütfen daha dikkatli olun diyerek uyarmak, biliyorsunuz ki trafik içinde vatandaşlık görevimiz. Burada da bu temel değer neye girer arkadaşlar? Trafik kültüründe birbirini uyarmaya girer. Evet arkadaşlar, empati nedir? Empati önemli. Bir olay ya da bir durumda karşımızdaki kişi hakkında bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız. Ben onun yerinde olsaydım nasıl hissederdim? Nasıl düşünürdüm, davranıldım demek nedir? Empatidir. Evet. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, trafik adabı açısından da empati çok ciddi bir öneme sahiptir. Sürücü trafikte diğer yol kullanıcıları ile sürekli iletişim içerisindedir. Aracını hareket ettirmesiyle trafikte iletişim başlıyor. Aracını ta ki park edene kadar. Örneğin sağa veya sola dönüş yapmadan önce sinyal vermek bir nedir? İletişimdir. Arkadan gelen sürücülerin sizi sağa sola döndüğünüzü neyinizle anlıyor arkadaşlar? Sinyal vermenizle. Evet, trafik kuralları bu iletişimle sağlıklı, güvenli, herkes için standart kalabilmek için vardır arkadaşlar.
Hiçbir toplum 24 saat biliyorsunuz ki polisle, zabıtayla denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim trafik adabıyla mümkündür. Yüksek empati kurabilen bir toplumda trafik adabı diğerlerinin hakkını dikkate alan görgü kuralları üzerine kurulmaktadır arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Trafikte yalnız değilsiniz. Güvenli sürücü olmak için her zaman empati düzeyi yüksek bir kişi olunuz arkadaşlar. Evet, tekrarlıyorum bakın. Güvenli bir sürücü olmak için her zaman empati düzeyi yüksek bir kişi, bir sürücü olmak gerekir. Evet. Trafikte aracınızla kırmızı ışıkta bekliyorsunuz. Işık yeşile döndü ancak bir yaya karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış. Tabii ki burada her zaman yayaya ilk geçiş hakkını vermek zorundasınız. İsterseniz o yayanın önünden veya arkasından geçebilirsiniz ya da 3-5 saniye yayanın geçişini tamamlamasını bekleyebilirsiniz. Bu iki davranış şeklinin doğru olabileceğini tartışınız dediğimizde tabii ki arkadaşlar yayaya ilk geçiş hakkı her zaman vermek zorundayız. Bakın diğer gamlık var çok çok önemli. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapandır arkadaşlar. Başkalarının çıkarına davranma olarak da tanımlanır. Başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara o şekilde davranın. Diğer gamlık arkadaşlar yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Başkalarının çıkarına davranma olarak tanımlanır. Diğer gamlık ile empati arasında en önemli bir ilişki vardır arkadaşlar. Empati kişiyi başkalarına yardım etmek üzere harekete geçirir. Toplumsal yanlısı davranışlar diğer insanların refahına katkıda bulunmaktadır. Öfke var arkadaşlar. Öfke, bakın öfke. Öfke her şeyden önce güçlü bir husumet duygusudur. Hoşnutsuzluğun doğurduğu yoğun bir duygusal durum anlamına gelir arkadaşlar. Öfke, kızgınlık, hiddet, gazap. Günlük hayatımızda önemli yere sahip duygularımızdan birisidir. Evrenseldir. Her kültürde çeşitli şekillerde yaşanan bir duygudur. Kimi zaman kısa süreli, orta şiddette hatta kişiye faydalı olabilir. Kimi zaman ise çok şiddetli, yoğun, sürekli ve tahrip edici olabilmektedir. Unutmayın arkadaşlar, öfkeyle kalkan zararla oturur. Onun için öfkeli olduğumuz zaman kesinlikle trafiğe çıkmamamız gerekiyor. Öfkenin engellenme, benlik saygısının zedelenmesi, gururun kırılması gibi nedenlerle ortaya çıktığı bilinmektedir. Öfke planlanmaz arkadaşlar. Saldırı, engellenme, haksızlığa uğrama, eleştirilme, küçümsenme gibi durumlarda ortaya çıkar. Arkadaşlar unutmayın, gerçek pehlivan öfkelendiğinde öfkesine hakim olabilendir. Öfkenin ifade biçimleri var. İnsanlara yönelik fiziksel saldırı, objelere karşı fiziksel saldırı, sözel saldırı veya bağırma, bastırma, kendini eleştirme, dikkati başka konuya çekme, zulmetmek öfkenin ifade biçimleri arasındadır arkadaşlar. Öfke ne işe yarar? Öfke kişiye güç verir. Kişinin duygularını daha da kabartır, rahatsız edici davranışları önler. Öfke sayesinde engellendiğini anlar, kendine zarar vermez. Diğer insanlara karşı olumsuz duyguların dışa vurulmasını kolaylaştırır. Kişiyi isteklerini elde etme konusunda daha atılgan bir hale getirir. Kişinin kendisini önemli, üstün ve haklı hissetmesini sağlar. Öfkelendiğimizde fizyolojik tepkilerimiz neler oluyor arkadaşlar? Kasların gerilmesi artar. Kaşlar çatılır, dişler gıcırdatılır, ters ters bakılır, yumruklar sıkılır, yüz kızarır, titreme hissi, el ayakta. Uyuşma hissi başlar. Tıkanma hissi,
Vücudun çeşitli bölgelerinde seyirmeler oluşur arkadaşlar. Terleme, kontrol kaybı, sıcaklık hissi, burunda soluma, dudakları ısırmak, beynin zonklaması, baş ağrısı, hareketlerin hızlanması meydana gelir. Evet arkadaşlar, öfkelendiğimizde tepkilerimiz neler oluyor? Zihinsel tepkiler var. İşte unutkanlık, uykusuzluk, dikkatsizlik, düşük performans, konsantrasyon bozukluğu, davranışsal tepkiler var. Sigara tilyakiliği, huzursuzluk, acelecilik, ilaç kullanımı, aşırı yemek, içmek, alkol kullanmak vesaire, bunlar da davranışlar tepkiler arasındadır. Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek yerine kızgınlık ve öfkenin yönetimi önemlidir arkadaşlar. Amaç kızgınlığı ve öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltabilmektir. İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterdiğiniz içsel ve dışsal tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Onları yapıcı bir şekilde yönetebilirsiniz. Evet, öfkelenmek yerine daha sabırlı davranarak hayatınızı kolaylaştırır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trafikte öfke yönetimi ve güvenli sürücülük. Trafikte öfkelendiğinizde kendinizi sakinleştirmek için arkadaşlar önemli. Güvenli bir sürücü olmak için daha dikkatli davranmak çok çok önemlidir. Karşılık vermeden önce sonuçlarını düşünmek önemlidir. Durumla ilgili pozitif çözümler üretmek çok çok önemlidir. Kendime bunun sinirlenmeye değmeyeceğini söylemek çok çok önemlidir. Onların seviyesine inmemeyi tercih etmek çok önemlidir arkadaşlar. Sakinleşmek için radyo veya müzik açabilirsiniz. Kendinizi sakinleştirirsiniz. Kendime bulaşmaya değmeyeceğini söylemek çok çok önemlidir. Yolda kötü sürücülerin de bulunabileceğini kabul etmeye çalışmak. Araç kullanırken gerilimli durumlar olabileceğini kabul etmeye çalışmak önemli. Kendi kendime boş ver deyip geçmek de önemlidir arkadaşlar. Kazalardan sakınmak için diğer sürücülere daha çok dikkat etmek de çok önemlidir arkadaşlar. Yapılabilecek olumlu şeyleri düşünmeyi mutlaka deneyiniz arkadaşlar. Kazaya karışmayacaksınız. Ülkemizde binlerce kişinin yaralanmasına, binlercesinin ölümüne, öksüz ve yetim kalmasına, milyonlarca lirik yani milli servetin heba olup gitmesine sebep olan trafik kazaları vardır arkadaşlar. Kazaları sebep olarak ise eğitimsizlik, ceza sisteminin yetersizliği, altyapı eksikliği gibi faktörler de sıralanabiliyor arkadaşlar. Ama bunlarda en büyük etken biliyorsunuz ki insan faktörüdür arkadaşlar. Evet, beden dili trafikte seyir halindeyken sürücünün yaptığı hata sebebiyle beden dilini el kol hareketleri gibi kullanarak diğer sürücülerin özür dilemesi trafikte olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Beden dilimizi de dikkatli kullanın arkadaşlar. Beden dili biliyorsunuz ki beden dili daha inandırıcıdır. Evet, sözlü iletişimden daha iyi inandırıcıdır arkadaşlar. Ayrıca beden dili çok önemlidir. Bir iletinin %7'si sözel iletişim, %38'i ses tonu, %55'i beden hareketlerinden oluşmaktadır. Evet. Trafik ortamında diğer yol kullanıcıları ile iletişim sırasında sürücü hem aracını hem de beden dilini kullanır. Korna çalmak, yakın takip araç kullanmak, aracını kullanarak yapılan iletişim biçimlerine verebilecek örnekler iken diğer sürücü ya da yayaya el kol hareket işaretleriyle çabuk geçmesini ifade etmek beden dilini kullanmaya örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar, konuşma uslubu var biliyorsunuz, konuşma uslubu. Konuşma uslubu da biliyorsunuz ki kişinin konuşma uslubu bazen sözlerinden daha çok önem taşır. İletişim sırasında mesajın ne olduğu, nasıl söylendiği de çok önemlidir. Konuşurken kişilerin yüzüne bakınız arkadaşlar. Tebessüm etmek karşımızdakinin sert duruşunu yumuşatacaktır. Sonuç olarak
beden dili ile konuşma uslubu kurallar açısından olumlu bir trafik adabı sahibi olmak güvenli sürücülük açısından da önem taşır. Beden dili konuşma uslubu da dikkate alınarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trafikte hak ihlalleri var. Çok çok önemli biliyorsunuz hak ihlalleri. Biliyorsunuz ki hak ihlallerinde birey hakkı var. Birey hakkı çok önemli. Birey hakkı nedir? Trafik kuralları sürücülerin can ve mal güvenliklerini sağlamak için konulmuştur. Her şeyden önce bu kurallara uymamak kişi haklarını ihlal ettiği gibi hayatlarını da kastedebilir. Yani aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatini dağıtmak bireye yapılan hak ihlallerine girer arkadaşlar. Engelli olmadığı halde engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmek arkadaşlar. Nedir? Birey hakkıdır. Evet. Bakın, kim bir canı öldürürse bütün canları öldürmüş gibidir. Kim de onu yaşatırsa bütün canları yaşatmış gibidir arkadaşlar. Onun için toplumda birbirimize de saygılı olacağız. Birey hakkı sosyal hayatımızda kimseye zarar vermemeye, kimsenin hakkını yememeye özen göstermektir. Trafik hayatımızın bir parçası olduğuna göre aynı hassasiyeti trafik içinde de göstermemiz gereklidir. Trafik kurallarının konulmasının başlıca sebeplerinden birisi de kişilerin trafikteki haklarının belirlenmesidir. Hem trafik düzeninin bozulmaması için hem de trafikte başkalarının hakkını çiğnememek için trafik kurallarına muhakkak uymak zorundayız. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde arkadaşlar bir başkasının canına ya da malına zarar verebiliriz. Bu kurallara uymamak için kişi haklarını ihlal ettiği gibi hayatlarını da sonlandırabilmektedir. Örneğin bakın, birey hakkıyla ilgili iki örnek yapalım burada. Bunlar zaman zaman sınavlarda da sorularak geliyor arkadaşlar. Ehliyet sınavına giren arkadaşlar bunlara dikkatli bir şekilde izlerseler. Bakın bir, arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir arkadaşlar. O kişinin bakın ölümüne sebep olabilir. Onun için mutlaka geçiş üstüne sahip aracın duyulur sesini, siren sesini aldığımızda hemen yolu açacağız. İkinci örneğimiz bakın arkadaşlar şekilde gösterdiği gibi engelli park yerine bakın arkadaşlar bakın. Engelli park yerine ne yapmış arkadaşlar bakın. Engelli park yerine evet park etmiş. İşte engelli kişiler için ayrılmış park yerlerine engelli olmadığı halde ne yapıyor arkadaşlar? Park ediyor. Evet, park etmiş. Evet. Burada da yine ne yapacağız arkadaşlar? Birey hakkını ihlal etmiş oluyoruz. Evet. Evet. İkinci örnekte de aynı şekilde birey hakkını trafik içinde zor duruma sokmuş oluyoruz. Engelli geçişine engel oluyoruz. Evet arkadaşlar. Birey hakkı, toplum hakkı mı var arkadaşlar? Toplum hakkı trafikte hatalı ve yanlış davranışlar kaza ile sonuçlanabilmektedir. Trafik kazası kişisel olarak can ve mal kaybına sebep olduğu gibi toplumsal zararları da çok büyüktür. Bir kaza bir veya birçok kimsenin ölümüne neden olabilir. Bu ölümler ailelerin yıkımına, kaybolmasına kadar gidebiliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada onun için ne yapacağız? Her şeyden önce sağlıksız bir toplum, sağlıksız bir millet demektir. Sağlıksız bir devlet demektir. Onun için birbirimize saygıda kusur etmeyeceğiz. Trafik kazası geçiren kişiler canlarına bir zarar gelmese bile
psikolojik olarak zarar görürler. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır arkadaşlar. Evet. Ekonomik olarak dezavantajlı konumda olan bir dar gelirli aileler hem tıbbi gereksinimlerin maliyetlerini hem de bu yaralanma veya ölüm neticesinde düşen gelirleri nedeniyle en büyük mağduriyeti yaşamaktadır arkadaşlar. Ölüm halinde ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu bireylerin geçim sıkıntısı baş gösterebilmekte. Bu durumda bir ailenin dağılmasına veya kaybolmasına dahi sebep olabilmektedir arkadaşlar. Kamu hakkı var arkadaşlar. Kamu hakkı devlete verilen zarar çok önemlidir arkadaşlar. Devletin bir kuruşu bile çok önemli arkadaşlar. Evet. Trafik kazası sonucu meydana gelen maddi hasarlar, yetişmiş insan gücü kaybı ve yaralanlara yapılan sosyal güvenlik harcamaları ülke ekonomisine büyük zararlar verebilmektedir arkadaşlar. Trafik kazasının topluma verdiği zararlar bununla da bitmemektedir arkadaşlar. Karayollarının zamanından önce yıpranması, açılan çok sayıda dava ve yargı sisteminin iş yükünün artması, engelli nüfusunun artması, üretim ve refah kayıpları uzun vadede kalkınmaya olumsuz etki, ülke imajının zedelenmesi, topluma verdiği zararların başlıcalarıdır arkadaşlar. Bakın, evet, kazaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada kazaları görüyorsunuz işte. Evet, hem kişi kendisine hem de devlete ve topluma karşı büyük zararlar oluşturabiliyor. Bir kaza sonucu herkes etkileniyor arkadaşlar. Herkese zarar. Evet. Yaşam hakkı var arkadaşlar. Yaşam hakkı. Yaşama hakkı önce insanın fiziksel, biyolojik varlığının arızasız olarak sürdürülebilmesi için gerekli olan bir sağlık ve bütünlük içinde doğması. Sonra insanın varlığının moral, kültürel gelişim olanaklarına sahip olarak sürdürülebilmesidir arkadaşlar. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Evet. Arkadaşlar, yaşama hakkı en temel hakkımızdır. Diğer tüm hakların kullanımı ve varlığı bu hakka bağlıdır. Evet. Onun için kişiye maddi ve manevi olarak birçok zorluk ve fedakarlıkla yetişkin hale gelmektedir. Kişinin yetişkin hale gelmesinde birçok kişinin emeği vardır. Bu sebeple sürücülerin trafik içinde yanlış ve tehlikeli hareketler yaparak kendine zarar verme riskini göze alma hakları yoktur. Yaşa ve yaşamasına izin ver. Evet. Kendin yaşa, başkalarının da yaşamasına izin ver arkadaşlar. Evet, çevre hakkı var arkadaşlar. Çevre hakkı. Evet, çevre hakkı da önemli. Günümüzde çevre sorunları son yıllarda giderek artış göstermektedir. Evet, karayolu ulaşım sistemlerinin çevreye ve insana verdiği zararlar farklı boyutlarda ve farklı özelliktedir. Çevreye en zararlı karayolu ulaşım sistemi ise özel araçlardır arkadaşlar. Evet, enerji tüketimi, atık maddesi, gürültü kirliliği en fazla. Kapasitesi ise en düşük ulaşım sistemi özel araçtır. Bu nedenle özellikle kent içerisinde zorunlu olmadıkça arkadaşlar özel araçlarınıza binmeyiniz. Toplu taşıma araçlarına binmeyiniz. Evet, yakın mesafelerde yürüyün arkadaşlar. Evet. Araca binmeyin, araç kullanmayın. Evet arkadaşlar, burada bakın çevre hakkında dikkat edin. Dikkat ederseniz bakın işte araçların çevreye verdiği bakın toplu taşıma araçlarını kullanmadığımız zaman arkadaşlar trafikte araç sayısını çok fazla hem çevreye nedir araç egzoz dumanından çıkan çevre kirliliğine sebep oluyor. Ve biz burada onun için toplu taşıma araçlarını ne yapmak zorundayız? Kullanmak zorundayız. Evet. Trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi var arkadaşlar. Trafikte
Trafikte sizi izleyen kişinin varlığı ya da yokluğu farklı davranmanıza neden olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili olarak en eski deneyi Triplett 1897'de yapmış. Araştırmacı bir yarışmada bisiklet yarışçılarının başkaları tarafından izlendiklerinde hızlarını artırdıklarını görmüştür arkadaşlar. Başkalarının etkisiyle davranışlarımız yalnız olduğumuzdan daha farklı olabiliyor arkadaşlar. Yalnızken emniyet kemeri takan bir genç sürücü yanında yaşıtı olduğunda onun olumsuz etkisiyle emniyet kemerini takmayabiliyor arkadaşlar. Onun için trafik içinde tüm kurallara uyarak süren bir sürücü bile trafikteki diğer araçlara farkında olmayarak ya da farkında olmasına rağmen direnç göstermeyerek uyum sağlayıp kural ihlali yapabilmektedir. Lütfen arkadaşlar, lütfen dikkat. Başkalarının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyiniz. Her zaman güvenliği dikkate alarak trafik kurallarına uyarak araç kullanınız. Bakın trafikte diğerlerinin sürücü davranışları üzerinde etkisine bir örnek verelim arkadaşlar. Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi yanında yolculuk ettiği kişinin etkisiyle emniyet kemerini takmıyor, onu hava atıyor sanki arkadaşlar. Bakın bu dikkat burada. Trafikte diğer kişilerin sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Mutlaka ve mutlaka emniyet kemerini takın. Evet arkadaşlar, trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada trafik adabından konu sonuna doğru yaklaştık artık. Birkaç tane önemli soru sizler için aldım. Bunlara da dikkat edin. Bakın birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Soru 1. Evet. Madde vermiş bakın burada arkadaşlar. Madde vermiş. Yukarıdakilerden hangileri trafikte sergilenmesi gereken olumlu davranışlardandır? Bize ne sormuş? Olumlu davranışlar. 1. Empati yapılması. 2. Öfke duygusuna hakim olunması. 3. Olumlu konuşma üslubuna sahip olunması. Dikkat ederseniz arkadaşlar olumlu sorduğuna göre cevabımız nedir? Empati yapılması 1. Bir kere öfke değil arkadaşlar. Bakın öfke. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Dikkat edin. Burada öfke duygusuna hakim olunmasını çıkardığınız zaman direkt cevabımız arkadaşlar bolu çıkıyor. Bakın diğer A, C, D'de 2 var. 1 ve 3. Evet, empati yapılması, olumlu konuşma üslubuna sahip olunması cevabımız Bursa. İkinci soruya bakalım. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır? Evet bakın empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, C'de sorumsuz, D'de bencil. Arkadaşlar trafik adabı sorularını çözerken bakın olumlu ve olumsuza da dikkat edin. Burada soru cevabımız direktmen bakın Adana'da verilmiş. Empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, sorumsuz ve bencil her üçü de olumsuz. A şıkkında ise bize neyi sormuş? Temel değerle sahip olan sürücü kendini ya da kendini yaya yol kullanıcısını yerine koyar. Evet. İşte burada kaldırımda yürüyen yayaları da düşünür diyor. A seçeneği. Cevabımız A seçeneği. Evet, burada diğer bir soru, üçüncü sorumuz. Evet bakın. Bireyin aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olması trafik ortamındaki iletişimi olumlu etkiler? Evet arkadaşlar olumlu dediğine göre hemen okuyoruz şıkları. Adana öfke, empati, sabırsız, yıkıcı konuşmak üslubu. Evet dikkat edin. Burada cevabımız 3 tane olumsuz, bir tane olumlu var. Empati. Evet Bursa. Diğer sorumuz. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış, empati gerektiren
Davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki trafik adabını vermiş. Bakın burada da işte mizaç, beden dili, konuşma üslubu, trafik adabı. Evet, Ceyhan'daki cevabımız trafik adabıdır. Evet arkadaşlar, diğer soruyla devam edelim. Diğer sorumuz, ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, bencillik, sorumluluk, hoşnutsuzluk. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz bakın burada da yine aynı şekilde hırçınlık, bencillik, hoşnutsuzluk, olumsuz, sorumluluk. Evet, ailesini nedir? Konuyu anlatırken de söylemiştik. Sorumluluk duygusunu yerine getirmemiş oluyor. Evet, cevabımız Bursa. Diğer bir sorumuz, sürücüler beden dilini ve konuşma uslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Evet, arkadaşlar insanların değişebileceğine inanmalıdırlar. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdırlar. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Burada arkadaşlar beden dilini ve konuşma uslubunu dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerisini geliştirmek demek, insanların trafiğe çıktığında değişebileceklerine inanmaktır. Evet, dikkat edin, burada Adana. Evet, cevabımız Adana'dır. Diğer bir sorumuz. Evet, diğer bir sorumuz arkadaşlar. Hemen soruya bakalım. Evet, soruya